Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Moda TV ekranlarındasınız. Evet, bir süre ekranlardan uzak kaldık. 15-20 gün gibi buralarda olamadık. Evet, bugün neden buradayız? Gerçekten çok önemli bir iddia üzerine bugün bu stüdyoda sizlerle birazdan gerçekten dikkate alınması ve şehrimiz adına önemli iddiaları paylaşacağız. İddianın başlığını şu şekilde atmak istiyorum. Ordu Devlet Hastanesi'nde neler oluyor? Evet, şu anda rejideki arkadaşın yazdığı gibi. Ordu Devlet Hastanesi'nde neler oluyor? Gerçekten çok ciddi iddialar var. Hiç iyi şeyler olmadığı kesin. Şimdi Ordu Devlet Hastanesi bizim en güzide kurumlarımızdan biri. Elbette sorgulamak zorundayız. Elbette orada yanlış giden bir şeyleri sormak, sorgulamak durumundayız. Çünkü bırakın mesleki olarak, bütün vatandaşların görevi aslında bu. Biz de vatandaş olarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz ve sorguluyoruz. Ordu Devlet Hastanesi'nde neler oluyor? Bu paylaşımı sosyal medya hesabımdan aslında yaklaşık bir ay kadar önce paylaşmıştım. Çünkü çok ciddi iddialar vardı ve bu iddiaların belgesini bekledim. Bundan dolayı biraz süreci uzattık ve bugün açıklıyoruz. Birçoğunun belgesine ulaştım. Belgesine ulaşamadığımız konuları iddia olarak paylaşacağız. Burada yetkililere iş düşüyor. Araştırılsın diyoruz. Evet, biz iddiaları paylaşmakla, iddiaları sunmakla yükümlüyüz. Yetkililer de araştırdığı zaman iddialarımızın ne kadar da doğru olduğunu görmüş olacak. Değerli izleyenler, birkaç cümlem vardı Ordu Devlet Hastanesi'yle ilgili. Müsaadenizle önce onu okumak istiyorum ve sonra peş peşe iddiaları buradan yine dile getireceğiz. Evet, sadece şu an bunu sözlü olarak ifade ediyoruz belki ama şu an yayın grubumuzdaki gazetelerden, gazetemiz var. Yine internet haber sitelerinden bu konuyu gündeme getireceğiz. Bakacağız yetkililer ne kadar bu konuya duyarlı, onu da görmüş olacağız. Evet, öncelikle iddiadan ziyade bu bir gerçek. Bu artık kamuoyunun gözü önünde olan bir şey. Öncelikle bunu dile getirmek istiyorum. Başhekim hastanede doktor bırakmadı diye başlık attık. Evet, gerçekten bu acınılası, üzünülesi bir durum. Başhekim Atilla Gürgen, Sayın Atilla Gürgen hastanede doktor bırakmadı. Nasıl mı? Şöyle devam ettik yazımıza. Ordu Devlet Hastanesi Başhekim Atilla Gürgen'in hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil. Gerçekten değerli izleyenler, Sayın Gürgen'in hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil. Ki bunu bölgenin milletvekilleri de birçok kez dile getirmesine rağmen Atilla Gürgen hakkında hala bir soruşturma, bir araştırma var mı bunu bilmiyoruz. Eğer yoksa gerçekten üzüntülü bir durum. Ordu Devlet Hastanesi'nde tabiri caizse uzman doktor kalmadı demişiz. Bunun en önemli sebebinin başhekim Atilla Gürgen olduğu sağlık camiasında konuşulmakta dedik. Son 10 ayda Ordu Devlet Hastanesi'nden tayin ile veya istifa ile ayrılan uzman hekim listelerine bakılınca durumun çok da iç açıcı olmadığını görüyoruz. Şöyle ki bunlar gerçekten bizim göz bebeğimiz doktorların, uzman doktorların bir bir istifa etmesi, bir bir bu kurumdan ayrılması neler oluyor bu kurumda sorusunu sormamıza sebep oldu. Nörolojiden 2 tane hekim başka hastaneye tayin olmuş. 2 hekim de istifa etmiş yine. Psikiyatriden 1 uzman hekim istifa etmiş. Göz hastalıklarından 1 hekim istifa etmiş. Kulak burun boğazdan 2 hekim istifa etmiş. Plastik cerrahiden 1 hekim istifa etmiş. Ürolojiden 1 hekim istifa etmiş. Kalp damar cerrahisinden 2 hekim başka hastaneye tayin olmuş. Gastroenterolojiden 1 hekim başka hastaneye tayin istiyoruz. Romatolojide 1 hekim başka hastaneye tayin istiyor. Endokrinolojide 1 hekim başka hastaneye tayin istiyor. Cildiye'de yine 1 hekim başka hastaneye tayin istiyor. Evet, bu liste böyle gidiyor. Şimdi şu ana kadar saydığımız hekim listesi bile gerçekten tüyler ürpertici. Bu hekimler hepsi alanında uzman doktorlar ve can kurtaran, canımızı emanet ettiğimiz doktorlar. Ve birçoğu istifa ediyor ve birçoğu da başka hastaneye tayin etmek suretiyle yine ordudan, yine devlet hastanesinden ayrılıyor. Evet, birçok doktor başka hastaneye tayin istemeyi veya istifa etmeyi düşünmekte. Yani bugünden itibaren hala bu kadarla sınırlı değil. Birçok doktor hala
Ordu Devlet Hastanesi'nde kalmak istemiyor. Neden kalmak istemiyor? Aslında biz bunu sorguluyoruz. Başhekim Atilla Gürgen'in hastanede çalışan doktorlar ile arasında ciddi iletişim bozukluğu olduğu, Covid pandemisinde canla başla çalışan doktorların maddi kazançlarını engelleyici işlemler yapmanın yanında çalışma koşullarını ciddi düzeyde zorlaştırdığı bu duyumlar da tarafımıza geliyor değerli izleyenler. Biz evet bu konuları kamuoyuyla paylaşmak zorundayız. Çünkü eğer paylaşmazsak mesleğimize, kendimize ihanet etmiş oluruz. Bizim yapmamız gereken veya bizim görevlerimiz arasında sadece yolda işte çiçek, böcek paylaşmak veya ne bileyim hava durumu paylaşmak veya vefat haberi paylaşmak tabii ki yok. Biz asıl kurumlarımızı, bizim özellikle göz bebeği olan kurumlarımızı sorgulamakla da mükellefiz. Evet, başhekim Atilla Gürgen'in son olarak kulak burun boğaz, fizik tedavi, anestezi uzmanları ve kalp damar cerrahisi uzmanlarının ekonomik kazançlarına azalma ile sonuçlanacak idari kararlar aldığı ve bu hekimlerin ciddi düzeyde çalışma, moral ve motivasyonlarının düştüğü tarafımıza gelen bilgiler arasında diye not almışım buraya. Canımızı emanet ettiğimiz Ordu Devlet Hastanesi'nin güzide doktorlarına sıkıntı yarattığı da tayin ve istifa etmelerine sebep olduğu iddia edilen Atilla Gürgen hakkında yetkililerin herhangi bir inisiyatif kullanıp kullanmayacağı olur ordu halkı tarafından gerçekten merak ediliyor. Bu aslında ordu halkı tarafından merak edilen bir konu değil. Aslında ülke kamuoyu tarafından merak edilenebilecek bir konu. Çünkü ordunun devlet hastanesi ciddi bir kurum. Hatta çok önemli kurum. Belki de en önemli kurumu. Evet, kesinlikle bence en önemli kurumu. Çünkü canımızı emanet ettiğimiz bir kurum. Geçen hafta ben de bu kurumu ziyaret etmek durumunda kaldım. Gerçekten içler acısı olduğunu, kurumun fiziki ortamının mahvolduğunu, bitmiş olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Hatta görmek isteyen arkadaşlar yemekhaneye bir gidebilir veya acil servise bir gidebilir. Neler oluyor sorusunu zaten orada da kendinize sorarsınız. Evet değerli kamuoyu, doktorların istifası bu şekilde ve bundan sonra da bu istifaların ardının arkasının kesilmeyeceğini biliyoruz. Benim asıl merak ettiğim konulardan biri de bölge milletvekillerinden Metin Gündoğdu. Sağlık Bakanı'na bu konuyu defaatle sordu. Cemal Engiyurt bu konuyu sıklıkla gündeme getirdi. Ancak Sağlık İl Müdürü Mustafa Kasapoğlu acaba hangi gerekçeyle hala başhekim hakkında inisiyatif kullanmıyor veya Mustafa Kasapoğlu'nun da bu konuda eksikleri var mı? Hatta bazı iddialar da var onunla ilgili. Bunu da tabii ki önümüzdeki bölümlerde aktaracağız. Şimdi devlet hastanesi ile ilgili öyle iddialar var ki yenilir yutulur gibi değil. İddialar diyorum. Çünkü yetkililerin bu iddiaları araştırması, bu iddiaların aslının olup olmadığını da bir şekilde kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. İddialar arasında ne var? Bu çok ciddi bir iddia. Devlet hastanesinin engeli olmayan insanlara sahte rapor verdiği iddiası. Çok ciddi bir iddia. Tüyler ürperten bir iddia. Ben bunun gerçek olmamasını ümit ediyorum. Ama gelen iddialar öyle böyle değil. Bunun da gerçek olduğu yönde. Şimdi bir iddia daha var. Acilden bir hekim arkadaşımız COVID oluyor. Ve başhekim onun aldığı rapora inanmayarak başka bir hastaneye gönderiyor. Yani diyor ki sen belki bizi kandırıyorsun. 3 gün rapor almış. Belki bizi kandırıyorsun diyerek güvenmiyor kendi personeline ve eğitim araştırma hastanesine gönderiyor. Bu hastalığı var mı? Bu raporun gerçekliği nedir? Diyerek başka hastaneye gönderiyor. Ve eğitim araştırma hastanesi bu hastalığın olduğunu onaylıyor. Ve doktor, hekim arkadaşımız istirahatini yapıyor. Şimdi buraya kadar normal. Başhekim güvenmeyebilir, işini sağlama alabilir falan. Öyle bir arkadaşımız daha var ki sağlık hizmetleri müdürü iken görevden alınıyor ve 5 ay boyunca izinle gerek raporlarla bu süreci uzatıyor. Yani 5 ay boyunca kuruma gelmiyor rapor veya izinle. Ama başhekim veya sağlık il müdürlüğü ne hikmetse bu kişi hakkında hiçbir şekilde bu raporun aslı var mıdır yok mudur diye başka hastaneye gönderip bunu onaylama gereği duyurmuyor. Yani burada şunu anlıyoruz. Yani bir tarafsızlık ilkesi var mıdır devlet hastanesinde bunu sorguluyoruz. Yani şimdi az önce dedik ya
Sağlık Müdürlüğü devlet hastanesi ile ilgili inisiyatif kullanmaz mı diye sorgulamıştık. Şimdi baktığımız zaman Sağlık Müdürlüğü'nün de bir sürü açığı var. Bu açıkları kim kapatacak acaba diye sorguluyoruz. Şimdi sağlık özellikle günümüzde, özellikle bu pandemi döneminde bizim göz bebeği kurumumuz devlet hastanesi ve Sağlık Müdürlüğü, dolayısıyla buraları sorgulamamız gerekiyor. Ve bugün dosyayı açtık ve bunun devamı gelecek. Dediğimiz gibi yayın grubumuzda, gazetelerde ve internet haber sitelerinde bu konuyu sıklıkla gündeme getireceğiz. Bizim Atilla Gürgen'le hiçbir tanışıklığımız, hiçbir ilişkimiz, hiçbir iletişimimiz yoktur. Olmaz da. Biz sadece bir kurumun başhekimi olduğu için burayı sorgulamak durumundayız. Mustafa Kasaboğlu yine Sağlık İl Müdürü, bu kurumun başındaki amir olduğu için onu sorgulamak durumundayız. Evet, iddialar bunlarla sınırlı değil. Şimdi biliyorsunuz Ordu Devlet Hastanesi pandemi döneminde polikliniklerin yetersiz olduğu için göz polikliniklerini Akyazı dediğimiz, Akyazı Mahallesi'nde 112, eski 112 adıyla anılıyor idi. Buraya taşımak durumunda kalıyor. Sonra bu da çok ciddi bir iddia. Sonra dolayısıyla devlet hastanesinin etrafındaki optikçiler, yani gözlük satan firmalar iş yapamaz hale gelince, öyle bir iddia var ki deniyor ki belli bir ücret, belli bir bütçe karşılığında poliklinikleri tekrar devlet hastanesinin olduğu yere getiririz deniyor. Bu da çok ciddi bir iddia. Bu iddianın da kesinlikle araştırılması, soruşturulması gerekiyor dedik. Evet, ben az önce ifade ettiğim gibi devlet hastanesiyle ilgili iddiaları sık sık gündeme getireceğiz. Bunlar belki iddiadan ibaret, ancak iddiaların yetkililer tarafından araştırılması, özellikle bir hekimin 3 gün rapor aldığı takdirde soruşturmaya tabi tutuluyorsa veya başka hastaneden aldığı rapor onaylanma gibi bir durum oluyorsa, başka bir, yine aynı kurumda başka bir memurun, yine Sağlık Hizmetleri Müdürü'nün görevden alınıp 5 ay boyunca izin ve raporlarla bu süreci geçiştirdikten sonra tekrar geçici görevle Sağlık Müdürlüğü'ne döndürülmesi de, çünkü 5 ay rapor almış, izin almış, artık bir şekilde dönüş olması gerekiyor ve geçici görevle yine Sağlık Müdürlüğü'nde göreve başlatılıyor. Şimdi bunlar gerçekten ciddi iddialar ve bir kurumu zedeleyen, bir kurumu yaralayan iddialar. Çünkü devlet hastanesi kimsenin babasının çiftliği değil. Hiç kimsenin değil. Ne bizim, ne oradaki hekimin, ne de başhekimin. Çünkü Atilla Gürgen burayı kendi evi gibi, kendi çiftliği gibi kullanamaz. Ve şöyle de bir iddia var. Bu da çok ciddi bir iddia. Bunların hepsini başlık halinde gazetemizde, az önce ifade ettiğim gibi, dile getireceğiz. Başlık başlık dile getireceğiz. Ben şu an bu başlıkları aktarıyorum. Yine Sağlık İl Müdürlüğü'nün kiralık araçla sıklıkla il dışına gittiği gelen iddialar arasında, Sağlık İl Müdürü'ne tahsis edilen kiralık aracı şahsi olarak Samsun'a ve çeşitli illere gittiği yine de gelen iddialar arasında. Dediğimiz gibi bunları da gündeme getireceğiz. Evet değerli izleyenler, sıklıkla şunu söylemek zorundayız. Devlet hastanesi bizim göz bebeğimiz. Olmazsa olmazımız. Şimdi ben geçen gün oraya bir vesileyle gittiğimde şunu gördüm. Yani buranın artık gerçekten bitmiş bir hastane olduğunu gördüm. Birkaç sene önce de hastaneye yolumuz düştü. Kaliteli, özel hastane statüsünde bir hastanemiz var derken, ancak gördük ki fiziki ortamı, hekimlerin oradaki artık, çünkü bir yerde balık baştan kokar. Eğer bir yerde idare sorunu varsa, yönetim sorunu varsa, bu ister istemez tabana kadar inmek durumunda kalıyor. Ve biz yine söylüyoruz, devlet hastanesini sorgulamaya devam edeceğiz. Ha, iddialar bunlarla sınırlı değil. Şimdi bakacağım ben, sorularımız olabilir, sorularımız gelebilir. Bunlara da yer vermek zorunda kalacağız. Şimdi Cafer Kırca isimli bir arkadaşımız, devlet hastanesinde hiç hijyen yok, orada temizlik görevlisi yok herhalde demiş Cafer Kırca isimli arkadaşımız. Kesinlikle katılıyorum.
Çünkü geçen hafta devlet hastanesine yolun düştüğünde yemekhaneye gittiğiniz zaman duvarların durumunu kendi gözlerinize görebilirsiniz. Acil servisine girdiğiniz zaman oradaki hijyen, bugün şöyle bir söylem var. Maske, mesafe, temizlik, maske, mesafe, hijyen. Buna ilk öncelikle uyması gereken kurumun devlet hastanesi olduğunda tekrar hatırlatmak isteriz. Evet değerli izleyenler, gerçekten bunlar ciddi iddialar. Çok ciddi iddialar. Ben ekrana yeni gelen arkadaşlar için bir kez daha derlediğimiz yazıyı okumak istiyorum. Çünkü o bile başlı başına ne kadar vahim bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Şöyle ki, listeyi tekrar okumak istiyorum ekranlara başına yeni gelen arkadaşlar için. Başlık şu şekilde atmıştım. Başhekim hastanede doktor bırakmadı. Or Devlet Hastanesi Başhekim Atilla Gürgen'in hakkındaki iddialar yenilir yutulur cinsten değil. Yine sözümdeyim. Gerçekten yenilir yutulur iddialar değil bunlar. Or Devlet Hastanesi'nde tabiri caizse uzman doktor kalmadı. Bunun en önemli sebebinin Başhekim Atilla Gürgen olduğu sağlık camiasında konuşulmakta dedik. Son 10 ayda, değerli izleyenler, son 10 ayda, yani bu yıl bile değil, bu 3 yıl 5 yıl değil. Bu son 10 ayda devlet hastanesine tayin ile veya istifa ile ayrılan uzman hekim listesine bakılınca durumun gerçekten vahim olduğunu görüyoruz. Nörolojiden 2 Ekim başka hastaneye tayin oluyor. 2 Ekim de istifa ediyor. Psikiyatriden bir uzman hekim istifa ediyor. Göz hastalıklarından bir hekim istifa ediyor. Kulak burun boğazdan da 2 Ekim istifa ediyor. Plastik cerrahiden bir hekim istifa ediyor. Ürolojiden bir hekim istifa ediyor. Kalp damar cerrahisinden 2 hekim başka hastaneye tayin oluyor. Gastroenterolojide bir hekim başka hastaneye tayin istiyor. Romatolojide bir hekim başka hastaneye tayin istiyor. Endokrinolojide de bir hekim başka hastaneye tayin istiyor. Cildiye de bir hekim başka hastaneye tayin istiyor. Ve yine eklemek gerekirse birçok doktor da şu an istifa etmeye ve başka hastaneye tayin istemeye hazırlanıyor. Bu bilgiler de tarafımıza geliyor. Değerli izleyenler, dediğimiz gibi devlet hastanesini sorgulamazsak nereyi sorgulayacağız? Çünkü bizim canımız yandığı zaman canımız atacağımız kurum orası. O yüzden devlet hastanesini önemsiyoruz ve dolayısıyla devlet hastanesinin yönetimini de önemsemek durumundayız. Burada şöyle de bir durum var. Başhekim çıkabilir, ben bu iddialara katılmıyorum diyebilir ve cevap hakkı kendisine doğabilir. Kendisine cevap hakkını yine bu ekranlardan vermeye her zaman hazırız. Gazetemizde istediği sayfadan manşet dahil iddialarını der ki kabul etmiyorum, bu iddialar bu şekilde diye gündeme getirmek isterse yine gazetemiz, yine internet sayfalarımız, hatta radyomuzla, hatta yine ifade ediyorum bütün yayın grubumuzla kendisine diyeceğiz ki buyurun bu iddiaların gerçek olmadığını ispatlayın diyeceğiz. Ancak bahsettiğimiz iddialarda araştırıldığı takdirde birçoğunun araştırılmadan bile gerçek olduğu zaten ortada. Araştırıldığı takdirde hepsinin gerçekliği ortaya çıkmış olacak. Şimdi az önce ifade ettiğimiz gibi Başhekim Atilla Gürgen en son olarak kulak burun boğaz fizik tedavi anestezi uzmanlarıyla ve kalp damar cerrahisi uzmanlarının ekonomik kazançlarında azalmayla sonuçlanacak idari kararlar aldığı ve bu hekimlerin ciddi düzeyde çalışma, moral ve motivasyonların düştüğü tarafımıza gelen bilgiler arasında demişiz. Sayın Başhekim, rahat bırakın hekimleri. Çünkü bu süreçte en çok onlar yoruldu, en çok hemşireler yoruldu. Rahat bırakın. Yani evet siz orada yönetici pozisyondasınız. Ancak burada hastayla, burada kamuoyuyla direkt iletişime geçenler hemşireler ve hekimler. Lütfen bu süreçte onları rahat bırakın. Çünkü dediğimiz gibi sorgulamaya devam edeceğiz ve sorguladığımız zaman karşımıza çıkan isim dolayısıyla sizsiniz ve ivedilikle bu iddialara bir şekilde cevap verilmesi gerekiyor. Çünkü yenilir yutulur iddialar değil. Özellikle sahte rapor iddiası. Bu dosyayı açacağız. Şu an başlıkları buradan sıraladım. Çünkü hepsi ayrı birer başlık. Göz polikliniğinin Akyazı'ya taşındıktan sonra ücreti mukabilinde geri gelebileceği iddiası da çok ciddi iddia ve
Bu konuyla ilgili birçok vatandaş CİMER'e de başvuru yaptı. Ancak CİMER'den de herhangi bir sonuç gelmediğini gördük ya da böyle bir bilgi aldık. Evet, hatta bugün bir toplantı yapıldı. Başhekim bir toplantı yaptı. Doktorlara döner vermeyeceğini, verilmeyeceğini söyledi. Yani bir de artık randevu sistemini biliyorsunuz değerli izleyenler. Hastanede randevu alınmıyor. Alınsa da çok zor alınıyor. Ancak başhekimde eğer torpiliniz varsa başhekim size en uygun güne, istediği güne randevu veriyor. Hani şunu ifade etmeye çalışıyorum. 182'den alınan randevular 2 ay, 3 ay sonraya, bazen 15-20 gün sonraya verilebiliyor. Ancak başhekimle diyaloğunuz iyiyse araya birilerini koymak suretiyle bu randevuları erkene alabiliyorsunuz. Bu da çok ciddi bir iddia ve kesinlikle araştırılması, soruşturulması gerekir. Çünkü çevresi olmayan, background'u olmayan bir hastanın randevu alması çok zor. Hatta şöyle bir mesaj gelmişti bana. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Merhaba. Sizi rahatsız ediyorum ama bir ricam var sizden. Bir kaza geçirdim. Kolumda çatlak var. Acilde müdahale yapıldı. Ama ortopedini görmesi gerekiyormuş. Randevu aldım ama ayın 29'una verdiler. Çok sancı var kolumda, dayanamıyorum. Diyor. Ne yapabiliriz diyor. Şimdi bu bir vatandaş. Yani kaza geçiriyor, trafik kazası geçiriyor ve ayın 29'una randevu verilebiliyor ancak. Ama başhekimle diyaloğunuz iyiyse tabii ki bu randevuyu ayın 29'una beklemeden erkenden alabiliyorsunuz. Şimdi bazı sorular gelmiş yine WhatsApp'tan. Evet, Ahmet Bey diyor, devlet hastanesinde söyledikleriniz bunlarla sınırlı değil. Daha neler var neler demiş. Doğru. Daha birçok şey var. Biz şu an sadece dosyayı açtığımızı iddia ediyoruz. Dedik ki artık devlet hastanesiyle ilgili dosyayı açtık. Çünkü sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştım. Orada devlet hastanesiyle ilgili iddiaları dile getireceğiz diye. Bazı arkadaşlar dedi, ne oldu, susturuldunuz mu? Dedik biz susturulamayız. Bizi Allah'tan başka kimse susturamaz. Çünkü bizi susturacak. Şimdilik daha bir ne kurum ne de böyle bir şey var. Hani para mı aldınız gibi böyle bir ahlaksız ifadede bulunan arkadaşlarımız oldu. Biz de şunu yazdık. Dedik ki bizi satın alacak para daha basılmadı dedik. Evet, çünkü devlet hastanesi bizim kurumumuz. Bu kurumu sorgulamaya devam edeceğiz. Şöyle de bir iddia var. Az önce ifade etmiştik. Hekim arkadaşların eşi rapor aldığı takdirde, bir günde rapor almış olsa başhekim soruşturma başlatıyor. Ancak bazı arkadaşlarımız var ki bankamatik memuru diyoruz onlara, aylarca hatta yıllarca kuruma gelmeyerek yine de maaşlarını alıyorlar. Bu da çok ciddi bir iddia. Bu iddiaların bir an önce özellikle başhekimlik tarafından gerçek olmadığı da tarafımıza bilgi olarak verilirse biz de bunda sevinmiş oluruz. Evet, bir mesajımız var. Teşekkür ederiz Emine Hanım. Kolay gelsin diyor. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dileriz. Cuma gecemiz mübarek olsun Ahmet Bey. Teşekkür ederiz. Evet, mübarek cuma gününde devlet hastanesi gibi bir kurum hakkındaki bu iddialarımızda hayır olacaktır diye ümit ediyoruz. Çünkü hastane hepimizin hastanesi. Tekrar ifade etmek istiyoruz. Hastane bizim göz bebeğimiz. Hastanede olan yanlışlıklar bize, dolayısıyla kamuoyuna yansımış oluyor. Bu nedenle hastanemize sahip çıkacağız. Hastanemizi sorgulamaya devam edeceğiz. Evet, doktorların istifası gerçekten üzünülesi, oturup ağlanılası bir durum. Çünkü bir hekim kaç yılda yetişiyor? Bir uzman hekim, bir hekimin uzman olması için devlet nelerden feragat gösteriyor? Bunu sorguladığımız zaman zaten bir hekimin orada kalması için mücadele vermemiz gerekirken, ama bazı yöneticilerimiz hekimi oradan göndermek için mücadele verdiğini görüyoruz. Evet, yine az önce söylediğim gibi milletvekilleri defalarca Cemal Öngürt ve Metin Gündoğdu özellikle bu konuya parmak bastı. Sağlık Bakanlığı bu konuyu sorgulamasına rağmen acaba diyoruz, yani başhekimin hemen ülkemizde böyle sorularla karşılaşıyor. Başhekimin arkasında kim var? Yani hep böyledir ya, yolsuzluğu yaparsınız ancak
Bu konuda zarar görmezsiniz. Acaba diyoruz arkasında kim var diye sormadan da edemiyoruz. Çünkü bu iddialar yenilir yutulur gibi değil. Eğer bu iddiaları hakkınızda biri bu iddiaları sunmuşsa gerçekten çok güçlü olmuş olmanız gerekiyor ki hala o korumda soruşturma geçirmeden süreciniz devam ettirmiş oluyorsunuz. Evet değerli izleyenler, biz sadece devlet hastasını sorgulamayacağız. Ordu bizim şehrimiz. Başka ordumuz, başka şehrimiz, başka ülkemiz, başka Türkiye'miz yok. Olumsuz olan her şeyi sorgulamaya devam edeceğiz. Bugün devlet hastanesi ile ilgili başlıkları sunduk. Yayın grubumuzda dedik bunlara detaylıca başlıklar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. Çünkü eğer devlet hastanesi gibi bir kurumu konuşmazsak bu mesleği yapmanın çok da bir anlamı yok. Bu meslek sadece trafik kazalarını veya ölüm haberlerini veya işte diğer haberleri paylaşmak için veya diğer haberleri sunmak için bu mesleğin içinde değiliz. Bu konularda sorgulayacağız. Belediyeyi de sorgulayacağız. Devlet hastanesini sorgulayacağız. Kurumları sorgulayacağız. Çünkü eğer biz ben vatandaş olarak buraları sorgulamazsam hem bu memleketin ekmeğini hem bu devletin ekmeğini yemiş hem de bu devlete ihanet etmiş oluruz. Elbette sorgulayacağız. Ahmet Bey kolay gelsin. Sadece orada devlet hastanesi değil demiş. İlçe hastanelerinde de var. 182 randevu sistemi sıkıntılı. Evet, 182 randevu sistemi sıkıntılı. Bu aslında yine ifade ediyoruz. Bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Demek ki bir şeyler yolunda gitmiyor. Demek ki sağlık sistemimizde sıkıntı var. Yani demek ki biz sağlıkta çığır açmamışız. Demek ki birçok konuda hala gerideyiz. Şu an hala 182 randevu sistemi sıkıntılı diye mesaj alıyorsak demek ki bir yerlerde bir şeyler yolunda gitmiyor. Ancak başhekimle diyaloğunuz iyiyse size rahatlıkla randevu verebiliyor iddiaları da tarafımıza geliyor. Değerli izleyenler, şunu rica ediyoruz. Şu an numaramı altta yazdırmak istiyorum. 0533 711 0852. Lütfen siz de hastane bizim kurumumuz. Hastane ile ilgili elinizde bildiğiniz belgeniz olduğu takdirde biz gazetemizde bu belgeleri yayınlamaya hazırız. Hiçbir şekilde, hiçbir süretle haber kaynağımızı kimse sorgulayamaz. Zira kimseye zaten haber kaynağımızı vermeyiz. Bu kesinlikle ama kesinlikle güvenebileceğiniz biriyiz. Hastane konusunda iddialarınız olduğu takdirde bizimle paylaşırsanız biz de kamuyla paylaşma noktasında size yardımcı olacağımızın sözünü veriyoruz. Çünkü dediğimiz gibi bu kurumları sorgulamazsak hem bu devlete hem memleketimize ihanet etmiş olacağız. Şimdilik sadece başlıkları dile getirdik. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki programlarda sıklıkla bu konulara değineceğiz. Yine söylemek gerekirse doktorların istifası veya kurum değişikliği gerçekten üzülünesi bir durum. Göz polikliniği konusuna yine değineceğiz. Doktorlara soruşturma konusuna değineceğiz. Hatta bazı personelin kuruma gelmemesi ancak bazı hekimlere de soruşturma açılması yine üzülünesi bir durum. Altını çizdiğimiz bir konuda acilde hekim, acildeki hekim bir arkadaşımız COVID oluyor ve başhekim bu arkadaşımıza güvenmeyerek eğitim araştırma hastanesine gönderiyor. Acaba diyor bu raporu yerinde bir rapor mu aldı diye 3 günlük raporunu sorguluyor. Eğitim araştırma hastanesi diyor ki evet diyor, yani bu adam hasta ve rapor almış diyor. Ancak yine aynı kurumda Sağlık Hizmetleri Müdürü görevden alınıyor ve 5 ay boyunca rapor ve izinle bu süreci geçiriyor. Ancak hakkında herhangi bir soruşturma, herhangi bir kovuşturma olmuyor ve 5 ayın sonunda artık geçici olarak Sağlık Müdürlüğü'nde tekrar geçici görevle işe başlıyor. Değerli izleyenler, dediğimiz gibi isminizi deşifre etmek istemiyorsanız, yorumlara bırakmak istemiyorsanız WhatsApp üzerinden 533-711-0852 numaralı WhatsApp telefonundan bana bilgi ve belge gönderebilirsiniz.
kesinlikle hiç bir üçüncü şahısla bilgileriniz, isimleriniz paylaşılmayacaktır. Bunu taahhüt ediyorum. Değerli izleyenler, tekrar ifade etmek gerekirse başhekimliği sorgulayacağız, hastaneyi sorgulayacağız, sağlık müdürlüğünü sorgulayacağız. Sağlık müdürlüğüne girmedik çünkü önümüzdeki programlarda dedik ya peyderpey bu konuları paylaşacağız. Tekrar ifade etmek istiyorum. Sağlık müdürünü sorgulayacağız, devlet hastanesini sorgulayacağız. Oralar bizim göz bebeğimiz. Elbette sorgulamak zorundayız. Evet, iddialar bunlarla sınırlı değil. Söylenecek çok şey var sağlık konusunda Ahmet Bey demiş Emin Akkoyun ablam. Doğru söylüyorsun. Biz de söylenecek çok şeyleri buradan dilimiz döndüğünce aktarmaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, normalde geçen hafta bu konuları gündeme getirmeye başlayacaktık yılbaşı itibarıyla. Ancak bugüne nasip oldu ve bugünden itibaren artık devlet hastanesini sorgulamaya ve bu ekranlarda paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Esen kalın, mutlu kalın.